Ergündüler, caminin sırrı. Türkiye haklı olarak FETÖ'yü konuşuyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Herkes anlamak için soruyor. Aslında 1945'lerde ortaya çıkan bu örgütü anlamak için kimse işin başladığı noktaya gitmiyor. Fotoğrafı tam olarak görmek için Yaşar Tuna gürü bilmek şart. Çok ilginç bir hayat hikayesi var. Asıl büyük abi o. Hayatta olamadığı için soramıyoruz. Ama bildiklerimiz var. Başlayalım. Yaşar Tunagür çok ama çok kritik bir isim. Hayatının anlatıldığı kitap var. Pensilvanya'da yazılmış. Kendisi aslen Diyanet kökenli değil. Öcalan gibi Tapu Kadastro'da çalışmış. Turgut Özal'la da ortak iş yapmış biri. Babası Ahmet Heyül, aslen siirtti. Sarayla olan yakın ilişkisinden dolayı Beşiktaş Serence Bey yokuşundaki bir konağa yerleşmiş. Yaşar Tuna Gür 1924'te burada doğmuş. Kabataş Lisesi'nde okurken tanıştığı Priştineli Süleyman Efendi'den bir yıl Kur'an dersi almış. Bu zat kendisini Beyazıt'ta aktarlık yapan Nadir Efendi ile tanıştırmış. O da kendisini Hoca Efendi dediği Hüsrev Özaydınlara teslim etmiş. Kabataş Lisesi'nden bir hoşnutsuzluk yüzünden ayrılıp okulu Ankara Atatürk Lisesi'nde diyor. Hoşnutsuzluk nedir bilen yok. Atatürk Lisesi'ne gidiyor ama Tapu Kadastro Lisesi'nden mezun oluyor. Bunu da bilen yok. Neyse. İslami eğitimini İstanbul'da alıyor. Kur'an meallerinden aldığı parayla millete rakı ısmarlayan isimlerle yan yana düşüyor. Tapu memuru olarak işe başlıyor. 1946'da askerliğini yedek subay olarak İzmir poligonda yaparken Kestane Pazarı Camii'ne gider ve orada Salih Tanrı Buyruğu ile tanışır. Tanrı Buyruğu o esnada Kestane Pazarı'nda vaiz. Caminin imamı da Aksekili İbrahim Kılıç. 1948-51 arası İstanbul Tapu Kadastro'da çalışır, 51'de Diyanet İşleri kadrosuna geçer, bu arada Hüsrev Özaydınlardan ders alıyor. 1953'te Öz Aydınlar vefat ediyor. O da müftülük sınavına girerek Çanakkale ezineye müftü olarak atanıyor. 1955'te devlet kendisini Bağdat Üniversitesi'ne gönderiyor. Orada 3 yıl kalıyor. Üniversite mezunu olmamasına rağmen orada ihtisas yapıyor. Nasıl oluyor bilen yok. Geliyor, 1960 ihtilali oluyor, Balıkesir'e geçiyor. Oradaki vazları adını duyuruyor. Sonra Edirne'ye sürülüyor. Orada Pensilvanyalı ile tanışıyor. Pensilvanyalı 1961'de askere gidiyor. 1962'de Tuna Gürü Kestane Pazarı istiyor. 1963'te göreve başlıyor ve 3 yıl orada kalıyor. Ve tohum atılıyor. Kolej fikri burada doğuyor. İmam hatiplere herkes çocuğunu yollamıyor, bir yol açmalıyız diye düşünüyor, kolları sıvıyor, 5 bin lirayı cepten veriyor ve Fatih Koleji'ni kurmak için kolları sıvıyor. Esnafları dolaşıp 80 bin lira topluyor. Hacı Ahmet Tatari, Hacı Nuri Sevil gibi tüccarlardan da 50'şer bin lira alıyor. Mason olduğu iddia edilen Ali Rıza Güvense 220 bin lira değerindeki villasını veriyor. Start veriliyor böylece. Sonra Adalet Partisi iktidara geliyor. Tabii rahmetli Süleyman Bey de Mason locasını çatlatıyor. Mason olup olmadığı tartışılıyor ve loca belgeyle bunu kanıtlamak yoluna gidiyor. İktidar değişince Yaşar Tuna Gür, Diyanet'te ikinci adam oluyor. Tabii kestane pazarı merak içinde. Kim gelecek bilmiyorlar. Tuna Gür merak etmeyin benden çok daha iyi biri gelecek ve etrafında toplanacaksınız diyor. Öyle de oluyor. Kestane pazarına ruh veren ailelere girmek istemiyorum ama içlerinde bazıları İspanya'dan gelen İbrani aileler. Zaten Tunagür İzmir'deyken Diyanet bu şahıs İslam'ın dışında şeyler söylüyor diye ayaklanıyor. Ama o göreve devam ediyor. Sonra Pensilvanyalı geliyor. Şimdi Baylok kullananlar o zaman en büyük desteği devlet görevlisi olarak veriyorlar. Korunma ve kollama burada başlıyor. Neden kestane pazarı binen yok? Ben de bilmiyorum. Neden her ikisi de burayı terk edemiyor? Acaba cami bilmediğimiz sırları mı taşıyor? İnanın bilemiyorum ama sır camide. Burada kurulan örgüt Amerika dahil 170 ülkeye yayılıyor. Kabul edelim ki Türkiye'den çıkıp dünyaya yayılan tek proje. Arkasında yabancılar olsa da durum bu. Peki neden büyütüldü bunlar? Kim istedi bunu? Arada kimler vardı? Hillary Clinton'ı başkan seçtirmek için uğraşan bir yapıya nasıl gelindi? Devleti buna kim ya da kimler ikna etti? Sermaye bu operasyonun neresindeydi? İbrani aileler neden bu işin içindeydi? Ama Tarkim'den İncirli'ye, Borajetten Ayaslı ve Hamdi Topçu'ya, Atlas'tan Nijerya'ya, altın ve para transferinden devlete sızmaya Orduyu ve emniyeti ele geçirmekten, adaleti sarmaya, partileri kuşatmaktan medyaya, finanstan reyting ölçümlerindeki hileye kadar her yere girdiler. Hangar ve havada çok daha önemli şeyler yazacağız. Kasetlere geleceğiz. Ama biri önce şu caminin sırrını açıklasın. Not Yaşar Tuna Gür'ü anlatan kitabın teşekkür kısmına bakıyorum. Şaşırıyorum. Çünkü Profesör Hayrettin Karaman bile Tuna Gür'ü anlatan kitaba destek veriyor. Nasıl oluyor da kimse gerçekleri göremiyordu anlamadığım bu. Dedim ya biri şu camiye baksın. Türkiye'de bu kadar cami varken neden burası? Şifre burada. Ergün Diler, Takvim.